Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ağustos ayı daha çok parasal konular, maddi paylaşımlarınız, finans işleriniz biraz daha öne çıkıyor. Hareketlilik artıyor bu ay. Güzel fırsatlarınız da var, özellikle iş ve para konularında, ama dikkat etmeniz gereken konular da var. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay biliyorsunuz yenilikleri, yeni başlangıçları daha çok hayatımıza taşır. Bu yeni ay sizin kazanç evinizde, yani para evinizde. Dolayısıyla iş arayan bir yengeçseniz, evet, 4 Ağustos yeni ay ile beraber bir işe başlamanız, işe girmeniz, para kazanmaya başlamanız mümkün görünüyor. Süregelen işlerinizde yine kazançlarınızı etkileyecek gelişmeler olabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız, evet, işinize yatırımlar veya işinizi geliştirme fırsatları, kazançlarınızı büyütme fırsatları da olabilir. Genel olarak Jüpiter'den olumlu açı aldığı için bu yeni ay güzel bir yeni ay. Aslında fırsatlar sunan bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit bir dolunay olduğu için, yeni ay olduğu için özellikle kişisel haritalarınızda Aslan, Akrep, Kova ya da Boğa, bu burçların 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için daha tesirli olabilir, önemli olabilir yeni ay ve yeni ayın etkileri. Evet, şimdi tabii ki 4 Ağustos ve onu takip eden 15 günlük süreç içerisinde yeni ay ışığını büyüttükçe aslında hayatımızda bu bahsettiğimiz etkiler gelmeye başlayacak. Bu alanlarda bazı işte yeni kararlarımız olabilir, düzenlemelerimiz olabilir, ama genel olarak Ağustos'un bu dönemi parasal kazançlar konusunda daha kolay olduğunu söyleyebilirim sizin adınıza. Yani fırsatların olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Mars ile Jüpiter İkizler Burcu'nda ayın genelinde 12. evinizde. Bu ne demek? Biraz 12. ev konuları da hani çok fark edilmeyen, gizli olan konulardır. Şimdi arka planda hem Mars, yanında da bir Jüpiter var. Dolayısıyla biraz hani olup bitenleri göremeyeceğiniz, kontrol edebileceğiniz konular olabilir. Özellikle ay ortalarında ikisi birden birleşecekler, Mars-Jüpiter. Jüpiter büyütecek Mars'ın etkilerini, biraz abartılı durumlar oluşturabilir. Satürn'den de böyle bir sert açısı var. Hani bu durum, hani güvenliğe bir dikkat edin. Yani dedikodular, işte arka planda olabilecek konuşmalar falan olabilir. Belki iş hayatınızda, mesleki konularda falan. Her anlamda bilgi trafiğine, işte burada ilişkilerinize, müşteri ilişkilerinize ya da rakipleriniz varsa onlarla olan temaslara daha bir dikkat etmek gerekiyor. Yaşadığınız mekanlarda tabii ki güvenliğinize dikkat edin. Çünkü burada böyle hırsızlık gibi, dolandırıcılık gibi hani sıkıntılı durumlar oluşturabilir. İlla olacak demiyorum, ama tabii 12. ev etkisidir. Göremediğimiz, kontrol edemediğimiz durumlarla alakalıdır. Bazen bu tamamen bilinçaltınızla ilgili olabilir. Yani kendi kendinizi huzursuz edecek böyle ıvır zıvır düşünceler, kuruntular, hani bastırdığınız duygular, düşünceler sizi sıkıntıya sokabilir. Uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Böyle bir huzursuzluk hissedebilirsiniz. O yüzden bu ay rahat olmaya çalışın. Gereksiz düşüncelerden, vesveselerden uzak durmaya çalışın. Kendinizi rahatlatacak disiplinler, meditasyon, yoga, işte bazı böyle ruhsal çalışmalar, sanatsal faaliyetler iyi gelebilir. Yani bunlara mümkün olduğunca zaman ayırmaya çalışabilirsiniz. Şimdi Merkür retrosu da var bu ay. 5 Ağustos'ta Başak Burcu'nda başlayacak. Sonra Aslan'da devam edecek. 29 Ağustos'a kadar da devam edecek. Merkür retrolarında günlük hayatımızda biraz ne oluyor? Hani yavaşlıyor bir şeyler. Yani planlıyoruz ama harekete geçemiyoruz ya da yavaş ilerliyoruz. İşte bir ileri iki geri gibi bu durumlar olabilir. Ama kendi lehimize çevirebiliriz. İşte iletişim sorunları olabilir, randevular ertelenebilir, planladığımız işleri hemen yapamayabiliriz, verilen sözler tutulmayabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Her zaman böyle bir B planımız, C planımız olacak. Aslında retrolarda şartları zorlamak yerine biraz biz de yavaşlarsak, biraz böyle kendimize bir zaman tanırsak, işte tefekkür etmek, gözden geçirmeler yapmak, kontroller yapmak, yarım kalmış işleri tamamlamak daha faydalı olur. Zaten aslında sistem retrolarda bunun için bize fırsat tanıyor. Biz de bu şekilde davranabiliriz aslında. Para işlerinize de daha bir dikkat edebilirsiniz. Hesaplarınızı gözden geçirebilir. Gözden kaçırdığınız bir borç ödemesi olabilir. İşte böyle bir
bütçenizde dengesizlikler olabilir, gereksiz masraflarınız vardır, onları fark edebilirsiniz. Retrolarda önemli alışverişler yapmamaya çalışın. Çok öyle özellikle parayla ilgili anlaşmalar yapmak, borçlanmak, işte böyle önemli alışverişler yapmak çok doğru olmayabilir. Bunları araştırın, inceleyin ama sonra hani retro bittikten sonra alım satımlarınızı yapabilirsiniz. Daha doğru olabilir sizin adınıza. Ve 19 Ağustos'ta 27 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Kendi içinde stresli bir Dolunay bu. Çünkü Uranüs'le kare açı yapıyor. İşte Merkür retrosu var. Sabit burçlarda ciddi bir açı kalıbı oluşuyor. Kolektif alanda aslında ilginç böyle heyecan verici durumlarla karşılaşılabilir. Yönetimsel olarak ya da jeopolitik alanlarda, ekonomik piyasalarda falan hani sarsıcı olabilir bu Dolunay'ın etkisi. Doğa olayları da tabii ki tetiklenebilir. Kazalar falan daha çok tetiklenebilir. Hani bireysel etki alabilmek için ancak Dolunay dereceleriyle temas eden gezegenleriniz olması lazım. Biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova 25-30 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay evet sizin için de bir stres unsuru olabilir. Bulunmuyorsa çok da önemli çalışmayabilir. Daha çok işte 8. ev konunuz olduğu için 8. ev ne demek? Biraz krizler demek. İşte parasal krizler olabilir, ekonomik krizler olabilir, borç alacak konuları, eşinizle ilgili konular, eşinizin kaynakları, işi, parası. Bazen bu 8. ev tabii ki kayıplar, krizler, ölüm, hastalık, ameliyatlar gibi hani bazı ani durumlarla da ilgilidir hayatımızda. Dolayısıyla streslerin olabileceği bir dolunay aslında. Ancak illa dediğim gibi bireysel olarak sizi etkilemek zorunda değil. Ama para konularına dikkat edin. İşte borçlanmamaya çalışın. Özellikle böyle bir kredi gibi bir konunuz varsa dikkat edin. Geçmişten kalan işte bir miras konusudur. İşte bir boşanmanız varsa nafaka mevzularıdır. Vergi konusudur, sigorta konusu ve benzeri biraz geçmişle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Hani bunlarla bir yüzleşmeniz gerekebilir, uğraşmanız gerekebilir. Hatta sizi şaşırtacak işte beklenmedik bir durum bile söz konusu olabilir. Ayın 22'sinden sonra Güneş artık Başak Burcu'na geçecek. Bu durum biraz daha rahatlatıcı. Venüs'ün de Başak Burcu'nda olması 22'sinden sonra aslında enerji olarak kendinizi daha bir güvende hissetmenizi, biraz daha yakın ilişkilerden destek almanızı sağlayabilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Merkür de düzelecek 29'undan itibaren. Bu durumda artık ertelediğiniz alışverişleri daha rahat yapabilirsiniz ya da istem dışı ertelenmiş bir seyahatiniz olabilir. İşte bir iş anlaşmanız, görüşmeniz olabilir. Bunları ayın son günlerinden itibaren, 29'undan itibaren artık daha rahat ilerletebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.